Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Hayır, bitmedi. Peki, yıllardır Karabağ şuramızda, orada Azeri kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı mezarın buramızda mı, gönlümüzde mi? Fırsatını bulduk. Bulduk mu? Yıllardır olan bir beklentiyi bütün dünyaya karşı Azeri kardeşlerimizle beraber, Azerbaycan'la beraber gerçekleştirdik. Ya ben buna oh demeyeyim de neye oh diyeyim Allah'ını seversiniz. Şimdi bu söylediklerimin hiçbirisi, inanın, hiçbirisi kolay işler değil. Güçlü bir liderlik, güçlü bir Türkiye, güçlü bir hükümet, istikrarlı bir anlayış, güçlü bir Cumhur İttifakı olmasa bunların gerçekleştirilmesi, burnumuzu Hatay'ın bir kilometre ötesine sokmazlardı. Şimdi Irak'ın kuzeyinde Hakuk'tayız, Aşın Basyan'dayız, Metin'deyiz, Zap'tayız, ay yıldızlı bayrağımızla terör aman dermiyoruz, dermiyoruz. Size şunu söyleyeyim. Bu dönemden sonra 50 yıl sonra, 100 yıl sonra torunlarımız gelecek. Diyecekler ki, hani biz geçmiş dönemlerin, şanlı dönemleri için söylüyoruz ya, ta Viyana kaplarına kadar gittik. Allah o milletten razı olsun. Dönecekler, Allah ecdadımızdan razı olsun diyor muyuz? Evet. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra torunlarınız diyecekler ki, birçok saldırıya rağmen, ekonomik saldırıya rağmen, Türkiye'de yapmak istedikleri darbeye rağmen, Türkiye'yi kısıtlamaya rağmen, terörü Türkiye'nin başına bela etmelerine rağmen, her yerde haksızlık göstermelerine, etrafını ateş çemberlerine çevirmelerine rağmen, bizim dedelerimiz, bizim ecdadımız pes etmediler, bükülmediler, Allah onlardan razı olsun diyecekler. Sizin için diyecekler. Sizler için diyecekler. Çok zor dönemler geçirdiniz. Her biriniz geçirdiniz, hepimiz geçirdik. Ama Allah sizden razı olsun. Allah sizi başımıza eksik etmesin inşallah. Çok zor dönemler geçirdiniz. Çok sıkıntılı dönemler. Bir tek şey istiyoruz. Bizden sonraki nesil bu sıkıntılı dönemleri geçirmesin istiyoruz. Ay yıldızlı pasaportuyla yurt dışına çıktığı zaman, ay yıldızlı pasaportunu o Avrupa'dakilere, dünyadaki zengin ülkelere uzattığı zaman, o ay yıldızlı pasaportu gören o ülkelerin gümrük memurları bizim genç neslimizin önünde titreyerek ayağa kalksınlar istiyoruz. Titreyerek ayağa kalksınlar. Onun için güçlü bir Türkiye. Onun için zengin bir Türkiye. Onun için ayaklarının üzerinde duran bir Türkiye. Bir daha böyle bir fırsat önümüze geçmeyebilir. Bir daha böyle bir fırsat önümüze gelmeyebilir. Onun için hep birlikte terör, uyuşturucu, bakın bu FETÖ var ya, FETÖ. O uyuşturucu illetinin altında da o var, biliyor musunuz? Bakın, yapıyormuş gibi gözüküp devleti felç etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koydular. Ve şunu ifade edeyim. Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Hem de güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Aman vermiyoruz hiçbir yerde. Vermeyeceğiz de. Çocuklarımızı zehirlemelerine müsaade etmeyeceğiz. Ve şu anda uyuşturucudan içeride kaç kişi var biliyor musunuz? 88 bin kişi. Ve büyük mücadele yapıyoruz. Her yıl 3000, her ay, özür dilerim, her hafta 3000, 3500, 4000 kişiyi gözaltına alıyoruz. Şu anda içeridekilerin önemli bir bölümü satıcı.
satıyor yani. Onları piyasadan itiyoruz, çocuklarımıza musallat olmasınlar diye. Ama birileri rahatsız oluyor. Türkiye'de bakın 10 bin, 15 bin, 20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü. Daha da düşecek, daha da. Sadece öyle mi? Hayır. Bir yılda 5500 kişi katılıyordu terör örgütüne. Şimdi 6 ay geçti değil mi? 15, 4'ü de yurt dışından. 11 kişi. Bakın 11 kişi ancak. Bir şey söyleyeyim. Hep beraber bunu sıfırlayacağız. Hep beraber. Hep beraber benim ülkem. Hep beraber güzel Türkiye'min her tarafı. Şehirlerimiz, kasabalarımız, beldelerimiz, köylerimiz huzur içerisinde oluyor. Hep beraber. Neymiş? Şu saatten sonra çıkamayacakmışız. Nerede Doğu ve Güneydoğu'da? Şimdi gecenin ikisinde, üçünde babalar, anneler, çocuklar alıp istedikleri yerlere gidebiliyorlar. İstedikleri yerlere. Bu nedir biliyor musunuz? Sadece terörü bitirmek değildir. Kıymetli hanımefendiler, anneler, bu bir şeydir. Benim ülkemle kim oynarsa ben onunla daha fazla oynarımın itirazıdır bu kadar. Bizim ülkemizi oynamasınlar. Bizim ülkemize musallat olmasınlar. Bakın, onlar bize saldırdıkça biz ne yaptık? Onlar bize saldırdı. 15 Temmuz dediler, 17-25 Aralık dediler. Millet destekledi, iktidara getirdi. Sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu milletin önüne getirdik. Öyle mi? Hani birileri diyor ya, parlamenter sisteme dönelim. Yeniden eski sisteme dönelim. Pışık. Dönelim de Amerika'nın, Avrupa'nın önünde oyuncak olalım değil mi? Milletin oyunu oradan oraya geçirebilmek için 50 türlü oyunu kendiniz gerçekleştirmeye çalışın. Afyon'da söyledim, burada da söyleyeceğim. Sayın Bakanımız, Allah razı olsun, Veysel Eroğlu Bakanımızla. Birlikte çok hizmeti var ha. Hadi Afyon'dakini siz biliyorsunuz. Ben de Doğu ve Güneydoğu'dakilerini biliyorum. Her tarafı baraj yaptı. Bakın her tarafı. Teröristler buradan buraya geçemiyorlar. O barajlardan dolayı. Ve geçen günlerde bunu çok yüksek bir devlet toplantısında da anlattım. Nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini, terörle mücadele nasıl bir katkı ortaya koyduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin enerjisine ve gelirine nasıl bir katkı ortaya koyduğunu. Allah razı olsun. Şimdi bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.